Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin Yayınları Modern Problemler çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hangi sayfalarda kaldık? 19 ve 20'yi çözeceğiz arkadaşlarım. Kesir problemleri, ön hazırlık testi, daha doğrusu soruları öğreniyorum kısmının denklem kurmasındayız arkadaşlarım. Tamam. Şıklarımız, daha doğrusu sorularımız şıksız, açık uçlu sorular arkadaşlarım. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Her sorudan sonra tabii ki doğru cevaba bakabilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Tamam. Dilersen, hazırsan, videoyu beğendiysen ve kanala abone olduysan çözümlere başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlarım bakın. İlk sorumuzda bize demiş ki 60'ın 1/3'ünün 1/4'ü kaçtır? Bunlar ön hazırlık soruları olduğu için arkadaşlarım biraz basitler ama bunlar olmadan daha zorları olmuyor. Tamam. Burada en ufak bir hata bizi daha zor sorularda, ne kadar matematik biliyoruz desek de, işlem hatalarına sürüklüyor. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. 60'ın 1/3'ü demiş. Dolayısıyla 60 çarpı 1/3 diyorsunuz bakın. Ve yine bu sayının artık burada bir sayı oluştu. Bakın şu işaretlediğim bana bir sayı veriyor. Hatta kafadan hesaplarsanız bu 20'dir. Hiç 20'yi hesaplamayın. Devam ettirin işlemi. 60'ın 1/3'ünün, yani bu sayının da 1/4'ü istendiğine göre gene çarpı 1/4 yazıyorsunuz. Ve eşittir kaçtır diye sormuş bize. Artık işlemi yapacağız. Bakın arkadaşlar 3 kere 4 12. 12'ye böldüm. Burayı da 12'ye bölerseniz doğru cevap 5 gelecektir. Cevabımız buymuş. Devam ediyorum ikinci sorumla. 2/3'ü ile 1/4'ünün toplamı 22 olan sayı. Şimdi bir tane sayımız varmış. X olsun bu sayı. Bu sayının 2/3'ü ile yine aynı sayının 1/4'ünün toplamı 22 olan sayı soruluyor. Bakın nasıl güzel denklem kuruluyor. Tamam, siz de aynısını yapabilirsiniz. Öncelikle paydalarımızı bir eşitleyelim. Ben burayı 4 ile, burayı da 3 ile genişletecek olursam bakın üst taraf 8 yapar. 8 ile de x'i çarpacaksınız. 8x/12 artı 3 kere 1 3. 3 ile de x'i çarptınız. 3x/12. Burası da ne yapıyormuş? 22. Şimdi bunları toplarsanız 8x 3x daha 11 çarpı x yapar. Bölü alt kısımda da 12'miz mevcut. Şimdi arkadaşlarım bakın sağ tarafı 11'e böldüm. Sol tarafı 11'e böldüm. Burada ne kaldı? 2. Buradaki 12 bölüm durumunda ben bunu çarpım olarak 2'nin yanına atarsam burada sadece x kalır. Böylelikle x eşittir. Bakın 2 kere 12'den doğru cevap ne olur? 24 olur diyebiliriz. Devam ediyorum 3. sorumla. 3/5'i boş olan bir su deposunun içinde 40 litre su vardır. Buna göre deponun tamamı kaç litre su alır? Bakın boş olan kısmı nedir? 3/5'miş değil mi? Bak boş. O zaman dolusu nedir? Dolusu da şunu 5'e tamamlayanı alıyorsunuz. 2/5'tir. Bakın bu dolu kısmı. Şimdi 2/5'i doluysa ve bu 40'a eşitse 40 litre su varmış. Şimdi kesirlerle uğraşmayı hocam ben çok sevmiyorum, bana farklı bir yolla anlatabilir misiniz dersen ben sana anlatayım. Bak şöyle diyelim o zaman, tamam mı? Şunu silin. 3/5'i boş diyor ya, şu tamamını ifade etsin. Yani depo arkadaşlarım, depo 5K diyelim. Tamam. Boşu ne kadarmış? Boşu o zaman 3K'ymış. Dolusu ne kadardır arkadaşlar? Dolu olan kısmı. Dolu olan kısmı da 2K'dır geriye kalan. Ve bu 2K 40 litre suya eşitmiş. 40 litre. O zaman K nedir arkadaşlar? K da 20 litredir. Doğru mu? Bize demiş ki deponun tamamı, yani şunu sormuş. Ben K'yı 20 bulduğuma göre 5 çarpı 20'den doğru cevap ne olacakmış? 100 litre olacakmış diyebiliriz. Devam ediyorum 4 ile. Şekilde A peyniri, B peyniri, A peyniri 6, B peyniri 5 eş parçaya bölünmüş ve bir müşteri peynirlerin koyu renkli kısımlarını satın almış. Bakın şurayı satın almış ve burayı satın almış. A peynirinin toplam ağırlığı 240 gramdır. B peynirinin toplam ağırlığı da 120 gram olduğuna göre müşteri toplam kaç gram peynir satın almıştır diye soruluyor. Öncelikle A peyniri 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçadan oluşmuş ve 4'ünü satın almış. O zaman 240 gramın 4/6'sını satın almıştır diyeceğim. Artı diğer yandaki peyniri 120 gramında bakın 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. Fakat bu adam 3'ünü satın almış. Cevabımız bununla bunun toplamı olacak. Öncelikle 240 ile 6'yı sadeleştirirseniz, yani 240'ı 6'ya bölecek olursanız burası 40 gelir. 4 kere 40'tan bu kısım 160'tır. Artı 120'yi 5'e bölerseniz de arkadaşlarım 24 gelir. 3 kere 24 de bize 72'yi verecektir. Bu ikisini toplarsanız da doğru cevabın 232 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Ve devam ediyorum 5. sorumla, sağ üst taraftayım. Değeri 2/5 olan kesrin payından, şimdi değeri 2/5 diyor ya, hemen yapmanız gereken şey şu: bu kesir 2/5 olmayabilir. Bu kesir 2K/5K'dır. Yani arkadaşlarım burada K'nın alabileceği değere göre bu kesir değiştirebilir, ismini değiştirebilir. Şimdi diyor ki bize payından 4 çıkar. Şunu biraz uzatıyoruz. Payından arkadaşlarım 4 çıkardım. Paydasına da 2 ekledim. Böylelikle kesrin değeri ne olmuş? 2/9. Hocam kesrin değeri diyor 2K/9K yazsak evet olur ama zaten K'lar gidiyor. Şimdi içler dışlar yapmanın tam zamanı. İçler dışlardan arkadaşlarım 18K-36 eşittir 10K artı 4 diyeceğiz. Buradaki 10K'yı aldınız, şunun yanına fırlattınız. Ne geldi? 8K. Eksi 36'yı da bu tarafa artı 36 diye fırlatırsanız 36 4 daha 40 yapar ve buradan K kaçtır arkadaşlarım? 5'tir. İlk kesrin paydası nedir diye soruyor. İlk kesrin paydası 2K/5K'dan paydamız 5K'ydı arkadaşlarım gördüğünüz üzere. Dolayısıyla K'da 5 ise eğer yerine yazarsınız 5 çarpı 5'ten cevap 25 gelecektir dersiniz. Devam ediyorum 6. sorumla. Bir makinemiz var. Bir işin birinci gün 1/5'ini, ikinci gün 1/3'ünü bitirmiş. Geriye kalan işi 14 saatte bitiren bu makine birinci gün kaç saat çalışmıştır diye soruluyor. Dikkatli bir şekilde dinliyorsun, bendesin. Paydalar bizim için önemli. 5 ve 3'ün hemen ortak katını alıyorsun. 5 ve 3'ün ortak katı 15. En küçük ortak katını alırsan daha da hoş olur. İşin kolaylaşır. 5 ve 3'ün en küçük ortak katı 15'tir. O zaman ben bu yapılacak işin tamamına ben 15K diyeceğim. Şimdi 15K işin tamamı iken 1/5'ini hesaplayacağım. Yani ben 15K'nın 1/5'ini nasıl hesaplarım? Çarparsam 3K gelir. Şimdi bu birinci gün yaptığı iş. Birinci gün yaptığı iş. Daha sonra bir de 15K'nın bir diğer ikinci gün 1/3'ünü yapmış. 1/3'ünü hesaplarsanız da bu da kaç gelir arkadaşlar? 15'i 3'e bölerseniz 5K gelir. Bu 5K da ikinci gün yaptığı iştir. Şimdi bu adam ne kadar iş yaptı? Önce onu bulalım. 3K birinci gün, 5K ikinci gün yaptı. Toplam 8K'lık bir iş yaptı. Yani 15K'lık bir işin 8K'sını ilk 2 gün bitirdiğine göre geriye kalan iş, bakın bu da kalan iş. Kalan işte neymiş? 7K'ymış arkadaşlar, tamam mı? Ve 7K'nın tamamını 14 saatte bitirmiş. Yani aralarında nasıl bir oran var? Bakın 2 katı, doğru mu? 7'nin 2 katı 14 saatte bitirmiş. Şimdi bu makine birinci gün kaç saat çalışmıştır? Birinci gün yaptığı işe bakalım biz. Birinci gün yaptığımız iş 3K'ydı. 7K'ya 14 saat ise 3K'ya tabii ki 2 katı kadar 6 saattir arkadaşlarım. Demek ki bu makine birinci gün 6 saat çalışmıştır diyebiliriz, hem de gönül rahatlığıyla. Geçtim 7'ye. Mahmut maaşının 1/6'sını ev kirasına, 1/10'unu faturalarına yatırmış. Bakın hemen aynı taktik. 6'yı ve 10'u gördünüz. Hemen ortak katını, en küçük ortak katını alıyorsunuz. Demek ki burada tüm iş ne? Aslında maaş arkadaşlarım. Ve bu maaşı 6 ile 10'un ortak katı olan 30K diyelim. Tamam. Şimdi 30K'nın sevgili arkadaşlarım 1/6'sını ev kirasına vermiş. Yani 1/6 ile çarpıyorsunuz. Buraya 5K diyorsunuz. Burası arkadaşlarım nereye gitmiş? Bu kiraya gitmiş. Tamam. Daha sonrasında yine aynı 30K'nın 1/10'una bakacağız. 1/10'u da 10'a bölerseniz 3K'dır. Ve 3K'da nereye gitmiş arkadaşlar? Faturalara gitmiş. Onu da yazalım. Bu da faturaya harcanmış. Ve demiş ki bize geriye kalan parasının, şimdi geriye ne kadar parası kaldı? Onu da hesaplayalım. 5K, 3K daha 8K'dır. Bu adamın maaşı 30K'ydı. 30K'dan tuttunuz, 8K'yı çıkardınız ve bu adamın 22K parası kaldı. Bu geriye kalan parası. Tamam. Diyor ki geriye kalan parasının yarısını. Bunun yarısı nedir arkadaşlarım? 11K'dır. Bu da nereye gitmiş? Mutfağa gitmiş. Mutfak masraflarına. Tamam. Ve kalan ne? 11K. Son durumda elinde 3300 lira parası kalmış. Bakın 11K parası kalmıştı ve bu da 3300 TL'ymiş. Tamam, yani kaç katı gençler? Kaç katı oluyor? K eşittir 300 oluyor değil mi? Bölerseniz her iki tarafı 11'e k eşittir 300'ü bulursunuz. Mahmut'un maaşı sorulmuş. Şimdi k eşittir 300 ise Mahmut'un maaşı 9k 30k'ydı. 30 çarpı 300'den doğru cevap 9000 TL olur. Mahmut arkadaşımız bu kadar maaş alıyormuş diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum bir diğer sayfamdaki 8. soruyla. Hakan parasının önce 1/3'ünü, daha sonra da kalan parasının yine 1/4'ünü, en sonda da yine kalan parasının 1/2'sini harcıyor. Hakan'ın son durumda cebinde 120 lirası kaldığına göre Hakan'ın başlangıçta cebinde toplam kaç lirası vardı? Şimdi ben size burada bir taktik göstereceğim. Bu taktikle sorularınızı çözebilirsiniz. Hakan'ın parasına x diyelim. 1/3'ünü harcadığına göre geriye kalanı ne kadardır? Tabii ki 2/3'üdür. Çarpı diyorsunuz. Kalan parasının diye devam ediyorsa cümleye ve 1/4'ünü diyorsa 1/4'ünü harcadıysa geriye kalan 3/4'üdür. Çarpı. En sonda da kalan parasının yarısını harcadıysa yarısı duruyordur. Çarpı 1/2 diyorsunuz. Ve son durumda ne kadar parası varmış Hakan'ın? 120 Türk lirası. Şimdi 3'ler gitti, 2'ler gitti. x/4, bakın yazdım. x/4 eşittir kaçmış? 120 TL'ymiş. O zaman x'in kendisi nedir? 4'ü karşıya çarpım olarak atarsanız 480 TL'ymiş arkadaşlarım. Cebinde toplam kaç lirası vardı başlangıçta? Tabii ki 480 lirası vardı diyeceğiz sevgili gençler. Geçtim 9'a. 1/3'ü kadın, 1/4'ü erkek ve geriye kalanı çocuk olan bir toplulukta. Şimdi 1/3 ve 1/4'ten bahsettiğine göre 3 ve 4'ün hemen ortak katını alıyorsunuz arkadaşlarım. 3 ve 4'ün ortak katı 12K. Şimdi topluluğun tamamına topluluk 12K diyorsunuz. 12K'nın 1/3'ü, hemen 3'e bölüyorsunuz arkadaşlarım. 4K geliyor. Bu kadarı kadınmış. Yazdım bunu. Daha sonrasında yine 12K'nın 1/4'ü erkekmiş. Hemen 12'yi 4'e böldünüz. 3 geldi. 3K'da neymiş arkadaşlar? Erkek. Erkeklerle kadınların toplamı kaç kişi yapıyor? 4K. 3K'da 7K kişi yapıyor. Grubun toplamı, topluluğun tamamı 12K kişiydi. 12K'dan hemen 7K'yı çıkardınız. Eşittir 5K geldi. İşte bunlar da çocuklar arkadaşlar. Şimdi diyor ki toplulukta yetişkinlerin sayısı çocukların sayısından 6 fazlaymış. Yanlışımız yok, tamam, güzel. Şimdi grupta yetişkinlerin sayısı 4K, 3K daha kaç yapar? 7K. 7K'dan 5K'yı çıkardım. Çünkü yetişkinlerin sayısı çocukların sayısından ne kadar fazla? 2K. Burada ne kadar demiş? 6 fazla demiş. Demek ki 2K 6'ya eşit. O halde K kaçtır? 3'tür. Bu toplulukta kadın ve çocukların sayıları toplamı. Kadın ve çocuklar demiş. Dikkat edin, kadın 4K'ydı, çocuklar 5K'ydı, toplam 9K kişi var. 9K'da arkadaşlarım 9 çarpı K'yı 3 bulduğumuza göre doğru cevap ne gelecektir? 27 gelecektir diyebiliriz 9. sorumuzun cevabına. Ve 10. soru için sağ üst taraftayız. Bir karpuzcu elindeki karpuzların 3/8'ini satıyor. Daha sonra 45 tane daha karpuz sattığında karpuzların 3/5'ini satmış oluyor. Hemen yapmamız gereken şey şu. 8 ve 5'in hemen ortak katını alıyoruz. Ortak katları 40'tır. O halde karpuz sayısının tamamına arkadaşlarım 40K diyebiliriz biz. Ve 40K'nın önce nesini hesaplıyoruz? 3/8'ini çarpı 3/8 dedim. 40'ı 8'e böldüm 5. 5 ile 3'ü çarptım 15. Şimdi 15K'sı satılmış. İlk satılan. Daha sonrasında yine 40K'nın arkadaşlarım 3/5'ini de satmış. 3/5'ini sattığında ise 40'ı 5'e böldüm. 8 geldi. 8 kere 3'te 24K daha satmış. Ne kadarını satmıştı arkadaşlar? 15K, 24K daha, 39K'sı satılmış. Şimdi toplamda 39K satılmış. Bunu almasak da olur. Şöyle diyelim. Bakın 3/8'ini satmış. Şu kadar satmış oluyor değil mi? Bu kadar satmış oluyor. Daha sonrasında 45 tane daha karpuz sattığında karpuzların 3/5'ini satmış oluyor. Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. Ben 24K'dan daha önce sattığı 15K'yı çıkardım. Şimdi şu kadar satmışken 45 tane daha satınca 24K'ya eşit oluyormuş. O zaman ben bundan bunu çıkarırsam 9K yapar. 9K'da 45 olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki K'mız kaçmış? 5. Başlangıçta karpuzcunun kaç tane karpuzu vardır diyor. 40K'ydı. K'yı da 5 buldum. 40 çarpı 5'ten doğru cevap ne gelecektir? 200 tane karpuzu vardır bu amcamızın diyeceğiz gençler, karpuzcu amca. Geçtim 11'e. 4 saflı bir kitaplıktaki kitaplar kırmızı, siyah ya da yeşil renkli. Kırmızı kitapların 1/5'i 1. rafta. Siyah kitapların 1/4'ü 2. Yeşil kitapların 1/3'ü 3. rafta. Tüm kitapların ise 1/6'sı 4. rafta. Kırmızı kitapların sayısı yeşil kitapların sayısından da ayrıyeten 10 fazla olduğuna göre raflarda bulunan toplam kitap sayısı en az x olduğuna göre x'in rakamları toplamı sorulmuş arkadaşlarım bize. Şimdi kırmızı kitapların 1/5'i denmiş. Biliyorsunuz kitaplar öyle çeyrek kitap, yarım kitap falan olmuyor. Demek ki 5'e bölünebilen bir tam sayı. Dolayısıyla ben kırmızı kitaplara 5A tane diyeceğim. Siyah kitaplar ise 1/4'ü alındığına göre 4B tane. Yeşil kitaplar 1/3'ü alındığına göre de 3C tane diyeceğim. Toplam kitap sayısının da 1/6'sı alınabildiğine göre tüm kitaplara da 6K diyeceğim sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz üzere kırmızı kitaplar artı siyah kitaplar artı yeşil kitaplar ise 6'nın bir katı olan tam sayı olacak. Tamam. Şimdi ekstradan bize güzel bir şey daha belirtmiş. Bunu söylemese mesela soruyu çözemeyiz. Kırmızı kitapların sayısı yeşil kitapların sayısından 10 fazla. Şimdi kırmızı kitapların sayısı 5A'ydı. Yeşil kitapların sayısı 3C'ydi. Diyorum ki 5A'dan 3C'yi çıkardığım takdirde ben 10 bulmak zorundayım. Bu güzel bir bilgi. Örnek veriyorum, burada A'yı 2 seçerek C'yi 0 seçerek bu denklemi sağlayabiliriz. Fakat C 0 olursa bu sefer yeşil kitap olmaz elimizde. Dolayısıyla ters yapıyorum. Bakın burayı 5 ile burayı 3 ile burayı 5 ile. Burayı 3 artırıyorum 5. Burayı 5 artırıyorum 5. Yani A 5 iken ve C 5 iken bu sağlar. Ve bize de zaten raflarda bulunan toplam kitap sayısı en az x olduğuna göre demiş ya. Şu olmadığına göre en az hangisi olur? Bu olur. Şimdi A'yı 5 seçtiğime göre artık 5 kere 5'ten kırmızı kitaplardan 25 tane. 3 kere 5'ten de yeşil kitaplardan 3C biliyorsunuz yeşil kitaplardı. Demek ki 15 tane de yeşil kitabımız varmış. Şimdi 25 ile 15'in yani 5A ile 3C'nin toplamının ben 25 artı 15'ten 40 olduğunu biliyorum. 5A artı 3C 40'tı. Artı bir de 4B yazıyorum ve bunun da 6'nın katı olması gerekiyor. En az diye sorduğuna göre B'yi 1 seçersem burası 44 gelir ki 6'nın katı değil. B'yi 2 seçersem burası 48 gelir ve bu da 6'nın katı. Dolayısıyla tüm kitapların sayısı 6K yani 48'miş. Yani en az x 48'miş arkadaşlar. İşte bunun rakamları toplamı sorulmuş. 4 artı 8'den cevabımız ne olacak? 12 olacak diyebiliriz. Burada soruyu düşünürken benim aklımı aslında biraz da kurcalayan bir şey vardı. Size ondan da bahsedeyim. Belki sizin de aklınızı bu kurcalamış olabilir. Şimdi kırmızı kitapların 1/5'i 1. rafta demiş ya. Geriye kalan 4/5'i farklı raflarda demek ki. 4'te de olabilir, 3'te de, 2'de de. Sadece arkadaşlarım burada 2. rafta olan kitapların örnek veriyorum. Siyah olanları, siyahların 1/4'üymüş. 3. rafta yeşil olanlar mesela yeşil olanların 1/3'ü kadarmış. Diğerlerinden bahsetmiyor bile. Tamam. Ve diğerlerinin ne olduğu sorunun çözümünde kullanılmayacak. Kullanılmıyor bile. Dolayısıyla ben tüm kitapların sayısının en az 48 olduğunu buldum. Bakın 10 fazla. Tüm kitaplar 6'nın katı demiştik. 48 6'nın katı. Her şey kitabına uygun. Dolayısıyla en az 48 olur. 4 ile 8'in de toplamı 12 yapar dedik. Doğru cevabımız da bu oldu sevgili arkadaşlarım. Evet, videomuzun ve testimizin sonuna geldik. Bir diğer kısımda sevgili arkadaşlarım boş dolu problemlerinde öneriyorum kısmını çözeceğiz. O videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.